Mavi ile yeşilin her tonunun bağrında saklayan Şanlıurfa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde çelenk sunma töreni için burada toplanmış bulunmaktayız. Cevherin aynısına sahip bir neslin soyları olarak bugün 2 Mart'ı Rize Valiliği çelenk arz ederim. Kırt! Adur! Çelenk bırak! Saygı duruşuna ve takiben Reşadiye Zihnilerin orta dikkat. Rize'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz kutlama programına hoş geldiniz. Geçse de asırlar tazedir yaşın, o kadar levensin, fidan bilsin. Kıvanın gösterileri, ödül törenimiz ve kapanış. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından 3 ay sonra Yavuz ve Nihil isimlerini alacak olan iki Alman zırhlısının Rus sahillerinin bombalaması sonrası 29 Ekim 1914 tarihinde Osmanlı-Rus Savaşı başlamış ve seferberlik ilan edilmiştir. Bu savaş esnasında Kafkas cephesinde savaşan Osmanlı 3. Ordusu Sarıkamış Harekatı'ndan sonra geri çekilme kararı almak zorunda kalmış ve kalan kuvvetleriyle Erzurum'a dönmüştür. Doğu Anadolu ve Kafkaslar'daki kuvvetlerimiz çok zayıflamış ve taarruz güçlerini kaybetmiş. Bunun sonucu olarak 1915 bahar aylarından itibaren Rus orduları 3 koldan saldırıya geçmişlerdir. Ana kol Tordun Vadisi üzerinden Erzurum ve Erzincan hattına yönelirken ikinci Rus kolu Ardahan Kağızman üzerinden Van ve Bitlis'e yönelip o bölgeyi ve mütakiben Muş'u işgal etmişlerdir. Üçüncü Rus kolu ise Karadeniz sahil hattı üzerinden Hoba, Rize ve Trabzon'a yönelmiştir. Karadeniz sahil boyunca ilerleyen Rus kuvvetleri karşısında Hoba ve civar halkı kahramanca savaşmalarına karşın bu bölgeler Ruslar tarafından işgal edilmiş ve Rize'ye kadar gelinmiştir. Rus kuvvetleri Fırtına Deresi boyunca mevzilenen kuvvetlerimizi karadan ve denizden taciz etmelerine rağmen bu hattı geçemeyince 27 Şubat 1916 tarihinde Ardeşen ilçesine, 4 Mart 1916 tarihinde Pazar ilçesini ve son olarak da 5 Mart 1916 tarihinde Çay ilçelerini işgal etmişlerdir. Devam eden süreçte
Taşlıdere mevkiindeki kuvvetlerimiz Ruslara karşı şiddetli direnişte bulunmuştur. Taşlıdere sahilinde binbaşı kahraman Kalkaman komutasında 600-700'lerden oluşan sahil muhafaza taburu düşmanı durdurmaya çalışmıştır. Kuvvetlerimizin sayısı 300 kişiye düştüğü halde bu hat savunmaya devam edilmiştir. Bu süre zarfında Rize halkında aralarında 70 yaşının üzerinde 20 kişinin de bulunduğu yaklaşık 250 gönüllü kuvvetlerimizi takviye etmeye gelmiştir. Rus kuvvetlerinin tüm saldırıların karşısında kahramanca savaşan birliklerimiz birçok şehit vermiş ve kalan unsurlar ile İyilere istikametinde geri çekilmek zorunda kalmıştır. Bunun sonucu olarak 9 Mart 1916 tarihinde Rize tamamen işgal edilmiştir. Taşlıdere bölgesinde gösterilen kahramanca mücadele karşısında Rus komutan hayranlarını bu millet esir edilemez. Bütün uğraşlarımıza beyhude Türkler vatanlarını nasıl olsa bizden geri alacaklardır. Tarih böyle kahramanların toprağında düşman çizmesinin uzun zaman dolaşamayacağını ispat etmiştir cümleleriyle beyan etmiştir. 1917 yılında Taşlıdere bölgesinde savaşan kahramanlarımızın anısına hali hazırda İhsanpaşa Mahallesi eski Güneysu yolu üzerinde bulunan Şehitler Çeşmesi yapılmıştır. Trabzon'u mümkün olduğunca uzaktan savunma emri alan Sahil Cephe Komutanı Ali Paşa Komutası'ndaki Türk kuvvetleri Ansporoz Deresi boyunca mevzelemeden Rize'yi düşmana bırakmak zorunda kalmış, iyi yere boyunca mevzelemek için teşebbüs ettilerse de 250 kadar asker burada tutunamayıp Of'a doğru çekilmiştir. Bir yıl, 11 ay, 24 gün süren esaret döneminde Rize'liler acı ve yoksulluk çekmişlerdir. 8 Mart 1917 tarihinde Rusya'da Bolşevik devrimi müteakip Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekileceğini beyan etmiş ve Ruslar ile 18 Aralık 1917 tarihinde Erzincan mütarekesi imzalamıştır. Ruslar işgal ettiği Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Kafkasya'dan çekileceğini beyan etmiştir. Fakat İşgal bölgelerinde bulunan Pontus Rumlar, Ermeni çeteleri ve Gürcü çeteleri bu anlaşmaya uymayıp Türkler aleyhinde katliamlara girişince 123. Piyade Alayımız Giresun'dan hareketle Rusların terk ettikleri yerleri doldurmaya başlamış ve 24 Şubat 1918 tarihinde Trabzon, 2 Mart 1918 tarihinde Rize düşman işgalinden kurtarılmıştır. Rize'nin kurtuluşu ileri harekete devam eden birliklerimiz 9 Mart'ta Çayeli, 10 Mart'ta Pazar ve Ardeşen, 11 Mart'ta ise Fındık ilçeleri işgalden kurtarılmıştır. Rizeliler sadece Rize ve çevresini savunmasına yetinmemiş, diğer bölgelerde de vatan savunmasına gönüllü olarak katılmışlardır. İstiklal Savaşı döneminde silah altına girme konusunda tereddüt etmeyen Rizeliler ayrıca gönüllü olarak da milis güçler oluşturmuşlar. Kazım Karabekir Paşa Komutası'nda Doğu Cephesi Harekatı ve Sakarya Muharebelerinde de en önde yer almışlardır. Kuvvetlerimiz için silah ve cephane naklinde de aktif görev icra etmişlerdir. İstiklal Savaşı döneminde Atatürk'ün kendi el yazısıyla Ankara'dan Rize Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne gönderdiği telgrafta öteden beri herkesin yakından bildiği kahramanlıklarıyla kendileri tanıtmış olan Dazistan ahalinin ülkenin kurtuluşu için azim ve üstün gayretlerini takdir ederiz sözleriyle Rize halkının mücadelesini övmüştür. İstiklal Savaşı kazanılıp Türkiye Cumhuriyeti kurulunca bu döneme kadar sancak merkezi olan Rize, 20 Nisan 1924 tarihinde vilayet olmuştur. Aynı yıl Atatürk 17 Eylül 1924 tarihinde Rize'ye resmi ziyaretlerde bulunmuştur. Atatürk'ün kaldığı ev bugün Atatürk Evi Müzesi olarak ziyarete açıktır. Sonuç olarak ülkemizin birçok yerinde verilen kurtuluş mücadelesinin bir örneği
Rize'nin farklı bölgelerinde yaşanmış, ağır silahları bulunmayan, gönüllülerden oluşan birliklerimiz, savunma hatları boyunca yaşanan çalışmalarda şehadete yürümüştür. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere Rize'de şehit olan isimsiz kahramanlarımızı Kurtuluş Savaşı dönemi, İç Güvenlik Harekatı ve 15 Temmuz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anar, hayatta olan gazilerimize, onların ve şehitlerimizin değerli ailelerine ve yüce ulusumuza saygılar sunarız. Arz ederim. Sayın Vali, Kurtuluş Kurumuz'un değerli üyeleri, öğretmen arkadaşlarım, değerli gençler, hepiniz 2 Mart 1918 Rize'nin kurtuluşu vesilesiyle 104.sünü tertiplenen bu organizasyona hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyor. Tabii az önce komutanımız gençler güzelce Rize'nin kurtuluşuna ait tarihi süreci anlattığı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama biz nasıl bakmalıyız bu tarihi anlarına? Hakikaten tarihi şan ve şerefle dolu, mazlumlara devamlı ümit olmuş, zalimlere karşı korku salmış bir milletin torunlarıyız. Tarih boyunca bağımsızlığımızı korumak için çok zor imtihanlardan geçmişiz. Ve bu topraklar 100 yıldır, 1000 yıldır bize vatan olmuşsa bunun bedelini bu millet kanıyla, canıyla ödemiştir diye düşünüyoruz. Milli mücadele yılları tarihi süreçte en zor yıllarımız ve vatanı savunma imkanımız olmuştur. Bugün bu nesiller vatanını ne denli seviyorsa, ne denli ölümüne vatanım diyorsa bu kazanmışlığın, zorluğun, geçmişin çilesini, zahmetini de içinde barındırıyor diye düşünüyoruz. Çünkü eğer biz dünya coğrafyasında hakikaten vatanına, milletine en fazla bağlı ve bu şuurla yetişmiş bir nesilsek, burada ciddi çilelerin çekildiğini bize anımsatıyor ve hatta hatırlatması lazım. Rize'mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz. Ama ben gençlerimize özellikle diyorum ki yaşadığımız tarihi süreçlerden ders alarak gençlerimize, çocuklarımıza bu mücadele ruhumuzu aşılamalıyız ve şehrimizi her alanda kalkındırmalıyız. 2 Mart bize bu mesajları veriyor olması lazım. Vatanımız için mücadele eden ecdadımıza torunlar olarak bizler daha çok çalışıp vefa borcumuzu ödemeli. Vatan, bayrak, sevgimiz, birlik ve beraberlik anlayışımız, kalkınma ve gelişme duygularımız artarak bu denli devam etmelidir. Yurdumuzun dört bir tarafı düşman işgaliyle çevrilirken sayısız şehit verip düşmana geçit vermeyen bir avuç gönüllünün ve birliklerimizin kahraman sevgilediği kahramanlık her millete nasip olmayacak bir gururdur, bir gurur günüdür. 6 Mart 1916'da fiilen işgal edilen Rize'miz 2 Mart 1918 tarihinde düşmanlardan temizlenmiştir. Gençler, bu tarihler sadece bize 2 Mart Rize'nin kurtuluşu olarak değil de bir tarih bütünlüğü içerisinde, bir tarih şuuru içerisinde aslında 1471'i hatırlatmalı, 1453'ü hatırlatmalı, 1922'yi hatırlatmalı. Yani milletimizin tarihte verdiği en can alıcı savaşları, kahramanlıkları hatırlatabilmelidir. Zaten bugünlerde bundan dolayı tertipleniyor. Bugün sadece Rize'de değil, Türkiye'nin birçok şehrinde, tarih içerisinde, farklı tarihlerdeki kurtuluş mücadelelerinin hepsini hatırlatmalı. Ve bu şuurla bakabilmeliyiz bugünlerimize.
Ben bu duygu ve düşüncelerle bizimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutluyor ve 104 yıl önce özgürlük, bağımsızlık ve kurtuluş için şehadet şerbetini içen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Milletimizin pekası için emek veren, çalışan, üreten herkese şükranlarımı sunuyor, saygılar sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları. Rize ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi vatanı canlarından üstün tutan kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ensarsız fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığa ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendirmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Rize'nin bu gururlu gününü tekrar kutluyor. Tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Bizim şarkımız. Kırılır da bir gün tüm dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz, sonu gelmez gündüze. Sapan taşların yanında füze. Başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görürler nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman her tarlayı sular, arkımız bizim. Gideriz nur yolu, izde gideriz. Taş bağırda, sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda, şarkımız bizim. Evet, teşekkür ederiz.
gülümseme. Yeşil ile güneşin bayırda buluştuğu, mavi ile karanın sahilde konuştuğu, kırlarda çobanımın kavalıyla coştuğu, Fadime'nin bayramı kutlu olsun Rize'me. Gelin gibi süslenmiş hamsikli takalar, üstümüzde uçmuyor kuzgunlar, akbabalar. Bir başka neşelidir martı ile sakalar, torunumun bayramı kutlu olsun Rize'me. Dedem şehit olmadan kahraman bir çavuştu. Gökte kara bulutlar heybetiyle savuştu. Artık şerefelerim müezzine kavuştu. Minaremin bayramı kutlu olsun Rize'me. Evet. Alkışlarla ilgili. Vakti sururu sefa.
Cenab-ı Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa, Ali evladı Resul-i Müçteba, imdad-ı ruhaniyetine, bir cümle alemin İslam'ın sıhhat-ı selametine, devletimizin beka-ı temadisine, ordularımızın devam-ı muzafferiyetine, üçler, yediler, kırklar, göçenler dibine devranına, diyelim. Eli kan, kılıcı kan, sihnesi üryan, ciğeri büryan, meydanı şahadet da Allah yoluna revan, kahrımız, gazabımız, düşmana ziyan, adülden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdan. Uğruna açık olsun ey Serdar Mücahit. Hüda kılıncını keskin etsin, ömrünü gün gibi medit. Fahri alem hoşnut ettin, Hak Gazza'yı mübarek etsin ve sahip. Nesrun minallahi ve fethun garib ve beşşiril mü'minin. Kutlama töreniniz burada sona ermiştir, arz ederim.